Merhabalar, ben Selin Nizan, Bakiyem'in kurucu ortaklarındanım. Esnaf bir babanın ve hemşire bir annenin çocuğuyum. Ankara doğumluyum ve Ankara'da büyüdüm. Bütün eğitim hayatım da Ankara'da geçti. Bilkent Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Kısaca bu şekilde diyebilirim. Bakiyem firması tam olarak ne yapıyor, neye hizmet veriyor? Bundan bahseder misiniz? Bakiyem bir finansal teknoloji şirketi ve online ödemenin hemen hemen her alanında varız. Biz yeni nesil ve fonksiyonel dijital ödeme çözümleri sağlıyoruz. Bir direkt fiziki post yerine geçebilecek mobil uygulama üzerinden ödeme alabilmeden tutun da aynı zamanda sağ satış operasyonu olan, bayilik sistemi olan firmaların tüm sağ satış operasyonlarının yönetiminden veya havale, EFT gibi online ödemenin diğer alanların hepsini tek bir platform üzerinden sunuyoruz aslında firmalarımıza. Peki Bakiyem firmasının biraz kuruluş aşamasını dinlemek istiyorum. Aslında ilk iş hayatına dağılıp ilk kurduğunuz firmayla mı başladınız? Şöyle, aslında ben mezun olduktan hatta mezun olmadan son yılım itibariyle Teknopark'taki firmalarla biraz böyle hem staj gibi hem de part-time çalışma gibi başlamıştım. Daha sonrasında Bakiyem tarafındaki ortaklarım ve Bakiyem sürecini başlatmışlardı. Aslında Bakiyem'in çıkış hikayesi de biraz daha farklı. Orada da ortaklarımdan birinin bir batış hikayesiyle başlıyor aslında süreç. Kendisinin daha önce kurduğu iş sürecinde ödemeleri alamaması ve bu ödeme alım sürecinde işte bir teknik bilgiye sahip olmadığından veya işte sanal posta direkt çalışamadığı için, ödemelerini toplayamadığı için bir iflas süreci oluyor. Ve kendisi de buradaki deneyimle aslında birçok KOBİ'nin de bunu yaşadığını gözlemleyerek buna bir çözüm amaçlı başlıyor. Diğer ortamla da birleşerek bu yazılım süreçlerini başlatmış oluyorlar. Ben sonradan ekibe dahil oldum. Teknopark'taki bu süreçlerde vesairelerle işte çalıştıktan sonra onlarla da tekrar bizimle de hani bir katkı sağlar mısın gibi bir yolumuz kesişti. Daha sonrasında da hem ortak olarak hem de daha bütün süreçlerine dahil olmuş oldum Bakiyem'in. Bakiyem'in işte ilk çıkış hikayesi aslında ortağımın kendi batış hikayesinden başladığı bir süreç olmuş oldu. Daha sonrasında buradaki tecrübelerde de yine ben hani farklı teknoparklarda, aynı zamanda en son Gazi Teknopark bünyesinde bir firmada destek sağlıyordum. Bakiyem sürecine de dahil olunca bu tarafa tamamen odak noktası olarak ilerlemeye başladık. Burada da yine bir Tek Ankara projesi kapsamında Bakiyem'i bir proje olarak tuttuk ve Gazi Teknopark Park'ın da aslında tamamen benden bağımsız, önceden tanışıyor olmamıza rağmen hani benim firma içerisine dahil olduğumu bilmeden bizi bir seçtikleri bir süreç olmuş oldu. Orada bir başarı göstererek Teknopark'ta bir ofis ödülü aldık. Gazi Teknopark tarafında Bakiyem'in başlangıç süreci de aslında ki o ofis ödülünü kazanmamızla başladı. Ama tabii ki öncesinde yine Teknopark sürecindeki yönetim kurulu ile vesaire iletişimimiz vardı. Benim farklı firmalardaki iletişimimizden kaynaklı. Peki şunu sormak istiyorum. Firmalar sizden nasıl haberdar oluyor ve firmalara hangi alanda hizmet veriyorsunuz? Bunu dallara ayıracak olduğunuzda ne söylersiniz? Tabii şöyle, aslında Bakiyem ilk başladığı aşamada biz KOBİ'leri ilk olarak hedef kitle almıştık. KOBİ'lerin içerisinde de eğitim kurumlarını ilk hedef kitlemiz. Çünkü kendilerinin ödeme alım süreçlerinde yine hem bir fiziki postlardan yaşadıkları sıkıntıları biliyorduk. Hem de aynı zamanda teknik bilgileri olmadan bu süreçleri nasıl ilerleteceklerini bilmediğimiz için de o konularda destek olmak amaçlı ilk onlarla başlamıştık. Orada aslında en büyük diğer müşterilerimizi elde etme sürecimiz bizim müşteri referansımız oldu. Bizdeki gözlemlemiş oldukları iyi bir hizmet karşılığını gördük. Yani onların tavsiyeleriyle aslında yeni müşteri edinimlerimiz biraz referansla başladı. Daha sonrasındaki süreçlerde yine farklı sektörlere gitmemiz de bu referansların katkılarıyla oldu. Bir sonraki aşamada ise yine pandemi döneminde gözlemlediğimiz farklı ihtiyaçların yönelik geliştirdiğimiz yeni ürünler oldu aslında. İhtiyaçlara yönelik hızlı aksiyon olan ekibimiz sayesinde de farklı kitlelere de yine ulaşılabilir konumda olmuş olduk. Bunların yanı sıra aslında Bakiyem bir marka olarak da kurulduğu andan itibaren çok güzel bir şekilde ilerledi. Tamamen o marka bilinmesi üzerine çok fazla bir emek ve bütçe ayırdık açıkçası. Bunun üzerine dijital pazarlamamız alanında da olumlu ve güzel adımlar atarak müşteri edinimimizi o şekilde destekledik. Peki tam olarak kaç yılında kurulmuş ve pandemi süreci sizin için bir avantaj mıydı? Şöyle, 2017 yılında kuruldu Bakiyem ilk olarak. 2017 yılında başladı. 2020 yılında da ilk yatırımını aldı aslında. İlk başladığımız andan 2020 yılına kadar olan tüm süreçte tamamen kendi bütçe ve emeklerimizle ilerledik. 2020 yılında da yine sektörde aslında yatırım ihtiyacımız tam anlamıyla hani direkt bir yatırım amaçlı gibi değil ama sektörden yine bildiğimiz ve bizi daha iyi yönlendirebilecek kişileri Bakiyem'in bünyesine katmaktı. Bu noktada da doğru
bir açıkçası karşılaşma yaşadık ve eski Bankalarası Kart Merkezi eski genel müdürü Sertaç Özünal'dan ve Aleste Yatırım bünyesinde İbrahim Bey'den yatırım aldık 2020 yılında. O zaman 1 milyon dolarlık bir değerlememiz vardı ve ilk yatırımı aldıktan sonra 6 ay içerisinde o yatırımla birlikte daha hızlı bir büyüme sürecine girdik. 6 ay sonra da 2 milyon dolarlık bir büyümeyle tekrar ikinci yatırımımızı aldık. Şu anda da aslında bakiyemin değerlemesi yaklaşık 15 milyon dolar seviyesinde. O süreçte aslında aldığımız yatırımla birlikte daha hızlı bir büyüme kat etmiş olduk. Tabii o dönemde pandemi dönemi başladı. Pandemi döneminde de aslında birçok sektör için tabii ki olumsuz etkilendi ama bizim için aslında bir avantajlı diyebiliriz. Çünkü asıl temassız ödeme vesaire ya da uzaktaki müşteriden ödeme alabilme gibi süreçler başladığı bir dönem olmuş oldu. Ya da fiziki işletmeler online ticarete başlamış oldular. O alanda yine teknik bilgileri olmadıkları için küçük KOBİ'lerin daha hızlı aksiyon alamadıkları bir dönemdi. Ve biz orada geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizde, mesela pazar bakiyem ürünümüzü biz pandemi döneminde geliştirdik. Pazar bakiyem sayesinde KOBİ'ler direkt herhangi bir e-ticaret platformu vesaire gerek kalmadan bizim platformumuz üzerinden kolayca direkt satış mağazalarını oluşturabiliyorlar online ve oradan satışlarını yapabiliyorlar. Herhangi ek bir maliyet olmadan bu süreçleri tamamlamış oluyorlar. Yani pandemi sürecini aslında olumlu atlattık diyebiliriz bu açıdan. Hem KOBİ'lerin dijitalleşme noktasında geliştirdiğimiz yeni ürünlerle onlara daha çok destek olarak hem de bakiyemin büyüme noktasında olumlu ilerledi bizim için pandemi. Peki şunu sormak istiyorum. Kaç kişilik bir ekiple yürütüyorsunuz ve üniversitelerle bir işbirliğiniz var mı bu anlamda? Şöyle biz toplamda 10 kişilik bir ekibiz şu an. Normalde baktığımızda aslında mevcuttaki işlem hacmimize ve yaptığımız işlere göre, kıyasladığımızda rakiplerimize göre oldukça niş bir ekibiz. Bunun en büyük avantajı da aslında sağlamış olduğumuz ürünlerde bir ekstra destek vesaire gibi süreçlerle karşılaşmıyor olmamız. Çünkü tamamen herkesin kullanabileceği basit arayüzlerle çok kolay ve pratik kullanımlı ürünler sağlıyoruz. Bu alanda da 10 kişiyle tam kadro tam bir şekilde hizmet sağlayabiliyoruz aslında. Üniversitelerle işbirliği noktasında şöyle, Gaztek Teknopark'ta yer alıyoruz daha önce konuştuğumuz gibi. Teknopark bünyesinde yine Teknopark'ın sağlamış olduğu avantajlardan faydalanıyoruz. Burada biliyorsunuz SGK veya ya da teşviklerden faydalanabiliyoruz. Bunların hepsini tamamen bakiyem burada geliştirdiği projelerle katkıları sağlayabiliyoruz. Peki Gazi Teknopark'ta olmanızı bunlara bağlayabilir miyiz? Varsa başka nedenleri onu da dinleyebilirim o avantajlarını. Teknopark bünyesinde olmak tabii ki de bu teşvikler vesaire açısından oldukça önemli. Gazi Teknopark'ta neden varız diye, hani birçok teknopark var Ankara'da, tabii ki hepsinde de yer alabiliyorsunuz istediğiniz zaman projeye sunduğunuzda. Gazi Teknopark'ı seçme nedenimiz ise aslında buradaki yönetim ekibiyle olan iletişimimiz. Bizi inanılmaz derecede destekliyorlar ki bahsettiğiniz üzere ilk bizim çok çok küçükken ve hiçbir yine yatırım almadan önce ne de çok küçük bir konumdayken hani bize destekleyen ve projemizi başarılı bulan bir ekip aslında buradaki ekip. Onların bir ofis ödülüyle bu tarafa geçmiştik ve sonrasındaki tüm projelerimiz de yine Teknopark'ta, Gazi Teknopark bünyesinde ilerletme taraftarı olduk. Çünkü buradaki hem iletişim kuvvetimiz hem de yönlendirmeleri bize oldukça verimli oluyor bizim için. Hem bizlere sağlamış oldukları network hem de bizleri global tarafta desteklemek amaçlı attıkları adımlar oldukça önemli bir destekleyici nokta oldu. Örneğin mesela biz son zamanlarda İngiltere tarafına, İngiltere pazarına açılma noktasında adımlar atıyoruz ve aynı paralellikte Gazi Teknopark'ında Londra'da irtibat ofisi açıldı. Mesela bu bizim için oldukça önemli bir katkı olmuş oldu. Hem oradaki network'lere ulaşmamız hem de doğru adımlarla ilerlememiz konusunda oldukça önemli katkıları oluyor bizim için. Peki ilerleyen süreçlerde yurt dışında da bir ofis olma ihtimali, düşüncesi var. Şu anda zaten ilk olarak Londra sürecimizi başlattık. Orada Payrotta ismiyle yeni şirketimiz sürecimiz başladı. Yine aynı burada Türkiye'de biz şu anda 5500 üzerinde firmaya hizmet sağlıyoruz ürünlerimizle. Bu firmaların içerisinde Türkiye'de top 500'de olan firmalar da var, Şişecam gibi. Veya Avrupa tarafında önemli firmalar olup Türkiye tarafındaki buradaki o saha satış operasyon sistemi olanlar var. Onların buradaki tüm operasyonel süreçlerini ürünlerimizle yardımcı oluyoruz. Yine bu kapsamda burada edindiğimiz deneyimler sayesinde de bunu neden Avrupa'ya taşımayalım diye düşündük. Çünkü zaten oradaki firmaların Türkiye'deki süreçlerini yönetiyoruz şeklinde. Bunun için de ilk adım olarak aslında Londra ile başladık. Daha sonrasında önümüz bu yıl içerisinde Londra'daki tüm süreçlerimizi tamamlayıp ilk müşterilerimizi alıyor olacağız. 5 yıl içerisinde de en az 5 farklı Avrupa ülkesinde de olmayı planlıyoruz açıkçası. Bu şekilde diyebilirim. Peki firmalar neden bakiyemi tercih etmeli sizce? Fiyatlama konusunda ne söyleyebilirsiniz? Bir de
Türkiye'de hangi bölgelerde varsınız? Hangi illerde varsınız mesela? Tabii. Şöyle Bakiyem dediğim gibi aslında ödeme alanlarının tüm alanlarında olan bir firma. Sağladığı ödeme çözümleriyle de aslında hiçbir teknik ve destek bilgiye ihtiyaç duymadan firmaları dijitalleştirebilen bir konumdayız. Bu nedenle de aslında Bakiyem'in tercih noktasında en önemli etken bu oluyor. Çünkü hem kolay kurulumu hem de kolay ve anlaşılır bir şekilde panellerimizi sunduğumuz için müşterilerimize herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan tüm ödeme süreçlerini ve operasyon süreçlerini dijitalleştirebilmiş oluyoruz. Ya da örnek veriyorum mesela bayilik veya saha satışı olan bir firmanın ödeme alımından tutun da muhasebe aktarımına kadar olan bir uzun bir süreci var aslında. Biz bu tüm süreci dijitalleştirerek tek panel üzerinden kontrol edilebilir konuma getiriyoruz. Arka tarafta ERP, CRM sistemleriyle entegre çalışabiliyoruz. Dolayısıyla da aslında firmaların tüm süreçlerini dijitalleştirerek kolay bir şekilde işleyişlerini hem daha aktif ve etkili noktaya getirmiş oluyoruz. Hem de maliyetlerini aslında onların düşürüyoruz. Çünkü manuel süreçlerden kaynaklı hata payları yüksek olabiliyor. Bunlardan kaynaklı kayıplar yaşayabiliyorlar finans tarafında. Bunları önlemiş oluyoruz aslında onları bu şekilde dijitalleştirerek. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir kadın girişimcisiniz, böyle bir pazarda yer almak size ne hissettiriyor? Kadın girişimcilere hangi önerilerde bulunursunuz? Var mı bu alanda yaptığınız bir çalışma? Tabii ki kadın girişimci olarak ilerlemek bazen olumsuz noktalarda önünüze çıkarabiliyor ya da olumlu noktalarda oluyor. Ama özellikle benim başladığım dönemde ve ilerleyen süreçte girişimciler için inanılmaz destekler başladı. Özellikle kadın girişimciler için. Yani ortaklar içerisinde kadın girişimcinin olması veya tek bir kadın girişimcinin bir girişimiyle ilerlemesi noktasında Türkiye'de çok fazla artık destekler başladı. Bunların aslında olumlu tarafındayım. Ben geçmişe baktığınız zaman hani şu anda dönemimizde kadın girişimcinin desteklendiği bir konu. Daha bunun avantajını alarak ilerleyen bir konumdayım diyebilirim. Bunun avantajını görüp işime katkısını gördüğüm için de aslında ben de bir kadın girişimci olarak kadın girişimcileri nasıl destekleyebiliriz diye kendim içerisinde de hani bakarak geliştirdiğimiz bir diğer şirketimizden bahsedeyim size aslında bu noktada. Bizim Çoparmadı'nda ikinci bir girişimimiz var. Burada tamamen kadın girişimcileri desteklemek amaçlı oluşturduğumuz bir platform. Burada el emeği üreten kadın girişimcilerin herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kolaylıkla e-ticaret yaparak ürünlerini satışa sunabilecekleri bir ücretsiz platform sağladık. Bu noktada kadın girişimcileri desteklemek amaçlı bu platformun yanı sıra her ay veya her belli dönemlerde onları desteklemek amaçlı eğitimlerimiz oluyor Çoparma Akademi adı altında. Burada hem e-ticaret tarafında hem de ilerlediklerini bir şirket kurumu vesaire gibi tüm süreçlerle ilgili onlara ücretsiz olarak online eğitimlerle de destek sağlıyoruz. Yani aslında kadın girişimcilik bizim benim ve ortaklarım arasında önemli bir noktada yer alıyor diyebiliriz ve bu alanda da desteklemek amaçlı dediğim gibi ikinci şirketimizde de tüm elimizden gelenleri yapıyoruz girişimcilerimiz için.